Yani çifte mağduriyet var. Bir yandan en temel ihtiyaçları olan enerjiye erişimle ilgili, suya erişimle ilgili, tarımsal kullanımla ilgili tam bir sömürge şirketi gibi DEDAŞ bölgede faaliyet yürütüyor. En temel insani ihtiyaçlar bile karşılanmıyor. Bir temel insan hakkı ihlaline dönüşmüş durumda TEDAŞ'ın oradaki uygulamaları. Şimdi bunun üzerine bir de yangınlarla ilgili sorun eklendi. Bu tabi yani yangına yol açmaktan öte DEDAŞ'ın öteden beri bu kadar gaddarca yani kolluk kuvvetleriyle köylere fatura tahsilatına gitmeler, ürünleri tarlada ne diyelim yok olmaya terk etmelere kadar giden bir gaddarlık pratiğini sergilerken kendi üretmesi gereken hizmetle ilgili de ne kadar ilkel, geri, hiçbir bakım, onarım çalışması yapmadan hizmet ürettiğini bir göstergesi haline geldi. Aslında 1930'lardan itibaren Türkiye'de çok gelişkin bir orman mevzuatı var. Bunun içinde yangınlarla ilgili de nasıl tedbirlerin, önlemlerin alınacağına ilişkin sorumlulukları tarif eden bir mevzuat var. Bunun güncellenmeye, yenilenmeye ihtiyacı var. Fakat hali hazırdaki mevzuat bile uygulanmıyor. Yani yıllardır izliyoruz. Bölgedeki yangınlar nasıl bir insan hakları sorunu olarak faili meçhul cinayetlerden bahsediliyorsa yıllardır bölgede, maalesef doğaya karşı işlenen bu suçlarla ilgili de, bu eko kırım suçlarıyla ilgili de benzer bir faili meçhul durumla karşı karşıyayız. Yangınların ilk çıktığında şu haber geçti. Anız yangınları haber geçti. Halbuki en basit bir insan dahi, yani çiftçilikten uğraşmamış, sadece köyle irtibat olan bir insan dahi anızların yakılması için bütün ürünün ortadan kaldırılmasının gerekiyor. Dolayısıyla hiç bütün ürünün ortadan kalkmadan anızlar yakılmaz. Dolayısıyla bunun yalan olduğu zaten ortaya çıktı. Bölgede 40 yıldır sömürgeci bir politika izleyen DEDAŞ'ta kaynaklı bir yangındır. Çünkü DEDAŞ orada 40 yıldır, 50 yıldır bölgede herhangi bir yatırım yapmıyor. Bu tam bir sömürge politikasıdır aslında. Şimdi soykırım için illa insanları öldürmek gerekmiyor. Kürdistan coğrafyası bir bütün olarak soykırıma tabi tutuluyor. Coğrafyasından, ekolojisinden, doğasından, toplumsal yaşamından, hayatınkinden bir bütün olarak soykırıma tabi tutuluyor. Dolayısıyla oradaki yangın da bu sömürgeci politikalarının sonucu olarak bir soykırımdır. Bunu bu şekilde tarif etmek gerekiyor. Gerçekten DEDAŞ Kürt halkının başına adeta bir kayyum olarak atanmış sömürgeci bir kurumdur. Artık havaya, suya ve toprağa bildiğimiz o cemre düşmüyor. Kelimenin anlamıyla hayatımıza yangın düşüyor. Ateş Kürt'ün cemresi olmuş durumda. Yani Kürt için şu an bir doğal felaketten bahsetmemiz mümkün değil. Devlet Kürt'ün felaketi olmuş durumda. DEDAŞ bir hizmet ürettiğini iddia ediyor. Doğal olarak 50 yıldır, bilinen 50 yıldır ama 36 yıldır DEDAŞ orada aynı ağaç, kütük direklerle hizmet veriyor. Yani altyapısını tamamlamamış, altyapı hizmetleri vermemiş durumda. Yangın doğal bir felaket değil. Yani DEDAŞ'ın ihmalleri ve sorumluluklarını yerine getirmemesiyle ilgili bir yanı var. Kürt insanları DEDAŞ için çok ilginç bir tabir kullanıyor. Dehak diyor. DEDAŞ orada hakikaten insanlara zulüm ediyor. Bir çiftçi elektrik faturasını ödememişse oradaki hibeye el koyuyor. Yani çiftçinin ürününe tarlada el koyuyor. Kürdistan'da zaten devletin özel ekolojik tahribat politikalarıyla beraber DEDAŞ'ın da bunu görmezden gelmesi, bu sorunların söylenmesine rağmen dikkate almaması çok şaşırılacak bir şey değil bu noktada. Bir de üzerine yangından sonra Kürdistan'daki köylülerin hedef gösterilmesi, bütün ana akım medyanın, basının, odağının orada yaşayan insanların üzerine kaydırılması da yine aslında bir devlet politikası. Sömürge devletinin yürüttüğü özel bir politika. Kürdistan'da yaşanan her felaket, her bu devlet yoluyla da olursa, başka türlü farklı sebeplerle de olsa, sürekli devlet medyasında yer bulamaması, Kürdistan'daki insanların seslerini duyuramaması, görmezden gelinmesi yine devlete bağlı medyanın, haber kanallarının aslında kasıtlı yaptıkları bir kitle yönlendirme politikası.
bütün dikkatleri farklı taraflara çekmek, çekemediği durumda, manipüle edemediği durumda, mağduru suçlu gösteremediği durumda sesini kesmek, olabildiğince baskılamak zaten yıllardır yaşanan bir şey Kürdistan'da. Öncelikle kamuoyunun üzerine düşeni çok yaptığını düşünmüyorum. Bu gerek işte devlet politikalarının etkisi, gerekse insanların mesela Kürdistan olduğu zaman biraz daha kulak arkası yapması, biraz daha görmezden gelmesiyle ilgili.